Herkese merhabalar. Bugün bu videoda öncelikle sizlere iki tane önemli kampanyadan bahsedeceğim. Sonrasında piyasa analizlerine, piyasa ile ilgili haberlere ve bunlarla bu haberlerle ilgili yorumlarımızdan bahsedeceğim. Devamında da her zaman olduğu gibi kısa ve orta vadeli altın olsun, gümüş olsun, bitcoin olsun, kripto paralar olsun, borsa olsun. Bunların kısa vadeli ve orta vadeli teknik analizlerini, grafikler bize neler anlatıyor, bunlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle kampanyalarımıza geçelim. Kampanyalar bildiğimiz gibi piyasadaki kampanyaları takip etmek çok önemli. Çünkü bedavadan para kazanabileceğimiz aslında imkanlar sunuyorlar bize. Çünkü ben de hani küçük yatırımcı özellikle bunlara çok dikkat etmeli. Mesela Midas uygulaması. Şu an Midas uygulaması yeni bir platforma geçti. Midas Crypto diye. Şimdi Midas'ı hepimiz biliyoruz. Yerli yatırımcıyı düşük komisyon ücretleriyle Amerikan hisselerine alım satım yapmasına destek verdi. Böyle bir şeyin önünü açtı. Bu yüzden de bir öncü firmalardan birisiydi. Çünkü ben hatırlıyorum mesela İş Bankası'nın 25 dolarlık bir komisyon ücreti vardı. Ben ilk piyasaya girdiğimde böyle yani yurt dışı piyasalarda işlem yapayım dediğimde böyle bir şey karşıma çıkmıştı. Tamam bana kalırsa Midas'ınki de yüksek. Hani 1,5 dolar ama piyasadaki en düşük komisyon ücretlerinden biri. Böyle bir öncü bir firmaydı. Şimdi Midas şirketi kripto paralara da yönelmeye çalışmış bu aracı kurum. Bu yüzden de bir kampanya yapıyor. Bu kampanyada da Midas Kripto'ya herhangi bir şekilde bu kriptoda işlem yapan nedir? 50 liralık, 100 liralık yaparsınız, 10 liralık yaparsınız. Bir alsat yapan herkese 200 lira değerinde kripto parayı hemen hediye ediyor. Yani kripto parayı derken de Bitcoin'e hediye ediyor. Ben şimdi 90 lira attım. Yani Midas uygulamasını hemen bankadan 90 liraya attım. Ve oradan bir coin aldım. Dedim alayım dursun. Hemen bana 200 liralık da bitcoin verdi. Bu 200 liralık bitcoin'i dilersem hemen çekebiliyordum. Ama ben bunu bitcoin'e yine altcoin'e dönüştürdüm. Burada aldım. 300-350 liralık bir altcoin'im oldu orada. Orada tuttum. Bu kampanyalar çok önemli. Mutlaka değerlendirmenizi öneririm. Zaten benim Midas'ta bir hesabım vardı. Yurt dışı piyasaları takip etmekle alakalı her ne kadar çok işlem yapmasam da vaktinde vardı. Telefonumda da duran bir uygulama. Sizlerden de en azından bir telefonunuzla kaydolursanız 200 liralık para dağıtıyorlar. Bunları değerlendirmek önemli. Üstelik de platformu biraz tanımış olursunuz. En azından yani 200 liralık bir altcoin alırsınız. Dilerseniz de bu parayı hemen çeker bir ihtiyacınızı görürsünüz. İkinci kampanyada Bitno kampanyasından daha önce bahsetmiştim. Bitno borsası da herhangi bir şekilde borsaya kayıt olan aşağıya linki bırakacağım. Bu link aracılığıyla kayıt olursanız size 1000 lira bir bonus veriyor. Bu bonusta da bir hafta süreniz oluyor. Mesela burada altın alabilirsiniz, gümüş alabilirsiniz, platin alabilirsiniz, buğday alabilirsiniz ya da herhangi bir altcoin ya da bitcoin alabilirsiniz. Bunlardan birini alıyorsunuz. Ben mesela bir altcoin aldım. 1000 liralık. Bu tamamen hiçbir para yatırmadan yaptım. Sadece borsaya kayıt olarak verilen bonusu aldım. 1000 liralık bir altcoin yatırımı yaptım. Bu altcoin mesela atıyorum bir hafta içerisinde 1200 liraya çıktı ya da 2000 liraya çıktı. Ben onu sattığım zaman o kazandığım karım işte 200 liraysa 200 lira, 500 liraysa 500 lira bunu istediğim gibi banka hesabıma çekebiliyorum. Bunun haricinde oldukça güzel bir şey. Üstelik bana kalırsa en önemlisi şu. Benim yatırımcılarım yani benim kanalımı takip eden yatırımcıların çoğu altın yatırım yapan insanlar. Ve altın yatırım yapan insanlar da biliyorlar ki bu altın yatırımlarımızı coin olarak da yapabiliyoruz. İşte Tether Gold falan var, bu tarz şeyler var. iCrypt borsasında var, bu tarz şeyler var. Ve komisyon ödemeden yani düşük komisyon ücretleri makas farkı olmadan yapılabiliyor. Bunlarda da bu borsada da aynı şekilde Bitno borsasında da böyle coinler var. Bunlarla ilgili tecrübeniz yoksa, tecrübe kazanmak istiyorsanız bu borsaya da bir göz atın derim. Bir bakın yani altını bankadan da alabilirsiniz, nakit de alabilirsiniz, coin olarak da alabilirsiniz. Burada para vermeden, herhangi bir para yatırmadan işlem yapabileceğiniz bir altın, gümüş, işte buğday falan bu tarz bir borsa var. Bir bakın 1000 lirayla belki bir kar yaparsınız. 500 lira para kazanırsınız, parayı çekersiniz, sonra belki bir sermaye yaparsınız. Aşağıya linkini bunun da bırakacağım. Bu tarz kampanyaları paylaşmaya devam edeceğim. Çünkü bu tarz kampanyalar gerçekten ama gerçekten küçük yatırımcı için çok önemli. Mesela ben
durduk yere 210 liralık, 200 liralık bir ya Bitcoin'im oldu. Bunu altcoin'e dönüştürdüm. Ve sermayemi belirli bir miktarda arttırıyor. Küçük diyebilirsiniz doğru ama bedava para sonuçta. Yani bugün sokakta yerde 200 lira bulsanız cebinize koyarsınız. Bu da onun gibi bir şey yani. Sokakta para bulmak gibi bir şey. En azından da özellikle Bitlo'da en azından da böyle ya ben coin'den böyle altınımı ya da dolarımı atıyorum gümüşümü şeyden değil de bankadan değil de böyle kripto para borsalarından almak istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Para da yatırmak istemiyorum diyenler için öğrenmek için en azından güzel bir uygulama. 1000 liralık bonusla işlemler yapıp deneyimleyebilirsiniz. Şimdi haberlerimizi verdikten sonra yani böyle kampanyalardan bahsettikten sonra bu arada iki kampanyayı da ben denedim yani oluyorlar. Bunlardan sonra hemen haberlere girelim. Şimdi öncelikle dünyadaki en büyük haberlerden biri en sonki haber videomda Japonya'daki olaylar falan vardı ama şu an enflasyon açıklandı Amerika'da ve yıllık enflasyon 2.9'a indi. Bu beklendi 3'tü. 3'ün altına inmesi oldukça olumlu. Ne var ki tabii piyasalara satışlar geldi, onlar geldi filan detaylarına ineceğiz şimdi. 2.9 enflasyon düştüğü için faiz indirimleri geliyor. Beklentisini arttırdı. Biz de çünkü bizim en büyük korkumuz faiz indirimleri zaten gelecek ama bu resesyondan dolayı mı, enflasyondan dolayı mı gelecek? Şu anlık da enflasyon düştüğü için faiz indirimleri gelecek noktasında hemfikiriz. Şimdi en azından böyle gidiyor. Bunun haricinde enflasyon indirim beklentileri bir ara geçen haftaki krizden sonra 75 lira ani toplantı yapacaklar, 50 bas indirecekler, 75 bas indirecekler beklentiler uçmuştu. Ancak beklentiler şu anlıkta 25'e kadar indi. Yani Eylül toplantısında FED'in 25 bas puan faiz indireceği yönündeki beklentiler arttı. Bu yüzden de biz altında bir zirve gördükten sonra, yukarı çıktıktan sonra bir düşüş gördük. Gümüşte de aynı şekilde. Bitcoin'de de kısmen böyle. Neden? Çünkü altın toparladı ilk başta. Çıktı. Yeni zirvelere doğru gidiyordu. 2680'lere çıktı. Sonra tak. Pardon. 2480'lere çıktı. Sonra tak. Bir düşüş geldi. Bu düşüşün sebebi de yani 2 gün önce olan düşüşün sebebi de yine aynı şekilde faiz indirim beklentilerinin 75'ten 25'e inmesinden dolayı. Yoksa bunun farklı bir açıklaması yok. İlk indirim beklentileri kriz anında 75'lere kadar çıkmıştı. Şimdi 25'lere indi. Bu sebeple dedim ki bir altında gerileme gördük. Altının teknik analizine zaten detaylıca fiyatları inceleyeceğiz. Ama altın en kolay toparlayanlardan da biri oldu bu Japonya krizi sonrasında. Zaten biz Japonya'da kriz patlak verince ilk başlarda bir şey olmadı. Yani olmayınca da biz dedik acaba düşmeyecek mi falan ama işte bir gün sonrasında düştü sonra hemen toparladı. Yeni zirveler falan derken son dün falan biraz düşüş gördük. Bunun haricinde başka ne var? 25'e indi dünya ile ilgili. Türkiye'den çok haber var ama bakalım evet. Bitcoin ile ilgili şöyle bir haberimiz var. 600 milyon dolarlık yani Amerika'nın yasa dışı yollarla elde edilen ve el koyduğu 600 milyon dolarlık Bitcoin piyasalarda cüzdanlara transfer edildi. Bu önemli çünkü Amerikan hükümeti yasa gereği mesela kara paradan bir meta elde ediyorsa atıyorum bu kripto olabilir altın olabilir. Bunları elinde tutamaz. Bunları satmak zorunda. Ve yine aynı şekilde bu Bitcoin'lerde satılmak üzere transfer edilmiştir. Bu piyasalarda Bitcoin'de özellikle düşüşe sebep oldu ilk başlarda. 58'lere kadar bir 57.800'e kadar bir düşüş oldu. Yani üstelik de enflasyonun düşeceği beklentisinden hemen sonra bu geldi. Yani bilerekten pompalıyorlar böyle haberleri. Başka da bir şey demiyorum. Havaya insanları izliyorlar yani. Para kazanmak kolay değil. Kimse kimseye kolay kolay para vermez. Ama Midas da veriyorlar şu anlıkla alın. Şimdi başka bakıyorum. Dünya ile ilgili genel haberler bunlardı. Yani yapılan ben analizleri dinledim. 3-4 günden beri analizlerin hepsini dinliyorum. Genellikle faiz indirim beklentileri işte kaç olacak onlardan tartışıyorlar. Ya da Japonya artık daha fazla faiz arttırmayacağını bir süre için söyledi. Amerika'daki enflasyondan bahsediyorlar. Dünya bunlara odaklanmış ve bir de bir
maymun virüsü gibi bir şey var. Bunun etkileri ne olabilir diye bunlardan bahsediyorlar ama çok konuşulmuyor. Ben hafta bununla ilgili ayrı bir video yapsam bence daha iyi olacak. Bir sonraki videonun konusu bu olabilir. Ben de konuya çok hakim değilim. Ancak tekrardan aynı şekilde olur mu belli değil. Yani koronadakileri yaşar mıyız? Korona versiyon 2 geliyor mu belli değil. Ama ben insanların artık o kadar çok da inanacağını düşünmüyorum. Yani öbürkü gibi koronadaki gibi çok temkinli hareket edeceklerini düşünmüyorum. Neyse şimdi Türkiye'ye dönelim. Borsa düşüyor. Sanayi üretimi düşmüş durumda. Sanayi üretim verileri açıklandı çok kötü. Yani Türkiye'deki sanayi üretim gerçekten de durma noktasına geldi desek yeridir. Veriler kötü. Borsa düşüyor. Hani verilerin kötü geleceği belliydi ama Temmuz'dan beri aslında mesela İş Bankası Genel Müdürü bas bas bağırıyordu. Yani ekonomide daralmayı hissediyoruz artık diye bas bas bağırıyordu. Ve en sonunda bunun da etkilerini biz borsada gördük ve düştü. Benim uzun vadeli yatırımlarım vardı. Beklentilerim dahilinde. Bunları ekleme şu anlıkla yapmadım. Eklemeyi belirli seviyeler var. Teknik analizde paylaşacağım. O seviyeleri geçtikten sonra yapacağım. Çünkü bekleme süresini uzatıyor. Bu sırada gelen yani birikime atacağım paraların hepsini kriptolara atmaya başladım. Bunu da söyleyeyim. Şimdi sanayi üretimi durmuş durumda. Borsa can çekişiyor. Hani bunu görüyorsunuz ve ben ilk defa yani borsaya girdiğimden beri Türkiye'yi büyüyen ülke kategorisinde görüyordum ama şu an bile borsa çıkacak diplerini yapıyor. Ancak ilk defa ekonomi gerçekten kötü diye yani ben kendi tecrübelerimden 6 yıllık tecrübelerimde ekonomi gerçekten kötü diye borsada bir korku var. Bu nasıl düzelecek göreceğiz. Ayrıyetten de en sonki videomda da bahsetmiştim Türkiye'deki dolar fiyatından. Tun Şatıroğlu bir video en sonki videosunda Türkiye'deki para arzı ve doların fiyatını karşılaştırdı. Arada kendisi böyle analizleri yapıyor. Yani doların fiyatını daha net ölçebilmek adına güzel bir analiz oluyor. Ve güzel bir noktaya da değindi. O yayını da bulup izlemenizi öneririm. Zaten kendisi sevdiğim bir analist. Hani takip ettiğim de bir insan. %20... Yani şöyle söyleyeyim ben size, para arzıyla doların şu anki fiyatı arasında %20'lik bir fark varmış. Genellikle bu fark kapanıyor yeri gelince ve bunun zirvesi yani şu ana kadar en fazla bu fark %23'e kadar çıkmış. Para arzı artarken doların fiyatı artmıyor. Biz şimdi enflasyonla mücadele ediyoruz ya, normalde bizde para arzının artmaması gerekiyor. Ancak bizde para arzı yani artarak devam ettiği için de yani mesela Amerika mücadele ederken para arzı artmıyor. Ama biz mücadele ederken para arzısı artıyor. Bu yüzden de bu fark da açılıyor. Doların fiyatı artmadığı için. %20'lik bir fark var. Bu fark bir yerde dengelenecek. Yıl sonu dolar hedefleri 36 liraydı. Ancak ben bunu gördükten sonra 36-38 aralığını değil yıl sonu dolar TL tahminini ben 40 liraya çıkarttım. Zaten kendisi de Tun Şatıroğlu da 40 lira bir hedef fiyat koydu. Bence de makullü var. Yani makuldür 40 liralık bir hedef fiyat tahmini. Arada %20'lik bir fark var. Zaten bunu koyduğunuzda 40 lira yapıyor. Ama ben para arzının yani yıl sonuna kadar da artmaya olanca gücüyle devam edeceğine inandığımdan dolayı bu %20'lik fark hiçbir şeydir diyebilirim. Yani daha da artar bu. Ama zirve %23'müş. Baskılayabilecek müşteri var ama bir yerden sonra zaten salacaklarını düşünüyorum. Zaten bu Murat Muratoğlu'nun yayınında da şöyle bir durum vardı. Onu izlemiştim. O yayını da Remzi Bey'le olan yayını vardı. Orada da birkaç haber dedikodu vardı. Dolaşıyordu. Bunlardan bahsettiler. Merkez Bankası'yla ekonomi yönetimi dolar kurunun artmasına yönelik çalışmalar yapıyorlarmış. Ama nasıl en az hani enflasyona en az zararı vererekten bunu yapabiliriz gibi düşünüyorlarmış. Birkaç yöntem üzerinde tartışıyorlar. Ama Merkez Bankası da yani ekonomi yönetimi de bir yerde dolar kurunun sert olmasa da artmasından yana eylemlerde bulunuyor. Bunun haricinde 40 lira hedef neden bizim için önemli? Çünkü bizim gram altın fiyatımız 3000 liraydı. Biz 36 lira yani analistlerin 36 lira dolar hedefi koyduğu yerde biz 3000 lira koymuştuk. Artık 40 lira diyorlarsa bu da demektir ki yıl sonu
dolar yıl sonu gram altın fiyatı 3300 liralara kadar gelecektir. O zaman 3300 liralara kadar gelecekse bu da şu an 2600 lira olanın üzerinden %40'a yakın, herhalde yanlış hesaplamıyorum, %40'a yakın bir kar marjı altında bekleniliyor denilebilir. Bu benim tahminim değil. Analistlere ons altın ve dolar TL tahmini fiyatlarını birleştirdiğimizde ortak çıkan sonuç. O zaman ben de 3000 lira gram altın olan hedef fiyatımı 3300 lira yapıyorum. Neyse, devam edelim. Bunun haricinde Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi sıkı para politikasının faiz indirimlerinden sonra da devam edeceğini söylediler. Bu bana tabii inandırıcı gelmiyor. Yani ekonomi yönetimi ne söyler söylesin, ben inanmayacağım için çok bir sonuç yok. Ama yani bu da demektir ki bunun Türkçe meali, biz enflasyon %40'a inerse de %45 faiz vermeye devam edeceğiz diyor. Yani enflasyon inerse de biz enflasyonun üzerinde faiz vermeye devam edeceğiz diyor. Sıkı para politikası gayet güzel, mantıklı. Ancak yarın bir gün giderler ki biz çekirdek enflasyona bakıyoruz derler. Ya da biz zaten birleşik faiz olaraktan enflasyonun üzerinde veriyoruz derler ve işler başka yerlere doğru gider. O yüzden de tabii bu da bir haberdi. Haber olarak verdim. Şimdi haberlerimiz bunlardı. Dolar TL'de hedef fiyatlar güncellendi. Bunun haricinde zaten aşağıda ben bunu yazarım. Dolar TL'de hedef fiyat güncellendi diye. Çünkü bu gram altın için bize yeni hedef fiyatlar koymamıza. Bu arada da gümüş için de doğru. 40-45 lira aralığını koymuştuk. Belki gümüş 50 liralara kadar çıkabilir. Geçen bir yorumlarda birisini görmüştüm. Yastı kendisi 50 lira hedef fiyatım var demişti. Kendisinin öyle bir hedef fiyatı varmış. Gayet de makul artık. Yani eğer dolar TL daha yüksek hedefler konuluyorsa dolar TL'ye, bu hedef fiyat da gayet mantıklıdır. Şimdi analistlerimize geçelim ve videoyu uzatmadan kapatalım. Şimdi baktığımız zaman ons altın 2455 seviyesinde, 2460 direnç. Yani burası çok ciddi bir direnç. Ben hatta 2459'a geldiğinde bir short açsam mı ki dedim ama sonra tövbe ettiğim aklıma geldi ve vadeli değişim açmadım. Ancak geçecekmiş gibi duruyor. Yeni zirveye gidecekmiş gibi duruyor ama 2460'da bir direnç var. Oranın üzerinde kapanış yapmadan bir yeni zirve geleceğini ben düşünmüyorum. Bunun haricinde yani zaten teknik olarak oraya çıkmadan yeni zirveye de gidemez, doğru, ama yani 2460'ı bir geçmemiz lazım. Ben buradan long işlemi açmazdım. Ben buradan short işlemi açardım. Ama onu da açmazdım. Çünkü yükseleceğine inanıyorum. Neyse, hani genel trendin yukarı olduğunu inanıyorum. Trendin tersine işlem açılmaz. Destek noktası da yani 2430 arasının üstünde kaldığı sürece 2430 ve 2460 arasında bir gitgeller olacak. Maalesef altın Bitcoin gibi değil. 2 gider 3 dinlenir, 4 düşer 5 dinlenir, 6 çıkar falan, saçma sapan hareketleri var. Yani çok ağır kanı gibi hareket eden bir şey. Bunun haricinde gram altın 2653 lirada. 2653 lira zirvesine yakın zaten, bu da yakın. Dolar TL şu anda 30.58'e gelmişti. Hani gün içerisinde 30.60'ın üzerindeydi. Tether 30.70 yerde de. Pardon yanlış yere bakıyorum. 30 lira nerede? Dolar TL 33 lira 61 kuruşta. 33.61 yakında büyük ihtimal 34 liranın üstüne gider. Ama biz ne demiştik zaten? Bir anlık kur şoklarıyla değil, gıdım gıdım çıkartmaya çalışıyorlar ki ekonomide bir tekrar enflasyonist bir şok yaşanmasın diye. Yani gıdım gıdım çıktığını görüyoruz. Aslında geçen hafta 33.30'du. Ondan önceki hafta 33 liraydı. Ondan önceki hafta zaten 32.80'di. Biz her videoda zaten dolar TL'nin arttığını görüyoruz. Ama bir anda artmıyor. Yani haberlere çıkacak, son dakika gelecek gibi artmıyor. Bunun haricinde 2653. Biz gram TL fiyatımızı 3300 liralara doğru revize etmiştik. Yani analistler revize etti. Ben de yani ortak fikirleri topladığımda, herkesin fikrini topladığımda oluşan ons altın ortalamasıyla dolar TL ortalaması bana 3300 lira gram altın hedefi veriyor. %40'lık bir potansiyel var. %40'lık potansiyel zaten faizin üzerinde bence yıl sonuna kadar. Yıl sonuna kadar kimse %40 faiz almayacak.
Ah tabii hala da ben şunda ısrarcıyım. Gram altın yatırımcısı faiz yatırımcısı değildir. Çünkü faize hassasiyeti olan insanlar genelde gram altına yatırım yaparlar. Gayetten de faizin üzerinde bir kazanç kapısı var. Şu an altında. %40'lık gayet güzel bir hedef. Yani %40 iyi bir hedef. Yani gümüşten çıkıp şeye gidesim geldi bir anda. Gümüşleri satıp altın alasım geldi. Neyse. Gram gümüşe bak, pardon, ons gümüşe baktığımızda 28.35. Ons gümüş felaket çıktı. Yani altınla olan o aradaki farkı kapattı sayılır. %3, %4'lük bir çıkış yaptı. Altın dinlenirken gümüş harekete geçti. Ben genelde son günlerde gümüş yatırımcısı olduğum için yani hani daha marjinal çıkıyor diye altın çıkıyor, gümüş çıkmıyor. Gümüş altcoin gibi takılıyor. Yani altcoinlerde oluyor ya Bitcoin çıkıyor. Altcoin'ler çıkmıyor, deliye dönüyorsunuz. Bu gümüş de altın çıkıyor, gümüş çıkmıyor modundaydı. Bugün toparladı. Güzel bir çıkış yakaladı 28.35'e kadar. İlk direnci vardı. Ara bir dirençti. Böyle çok benim de umursadığım bir direnç değildi. 27.90. Buranın üzerinde kapanış geldi sayılır. Yani buranın üzerine attık zaten. Buraya geçelim zaten, o ara bir dirençti. Asıl direncimiz yani trendi belirleyecek olan asıl 28.80. Bunu 1,5-2 aydan beri söylüyoruz. 28.80'in üzeri olumlu, 28.80'in aşağısı satış yönlü, baskılı aşağı yönlü. Haliyle de 28.80'e yaklaştık. Altın 2460'ı geçerse bu gümüşün de 28.80'e geçmesi çok olası olacaktır. Bunun haricinde gram gümüşe baktığımızda Türk lirası karşılığında 30.58, yani 30 liranın hala üzerinde olduğunu görüyoruz. Zaten bu çok 30 liraları bir dip yaptı artık. Ben 30 liraların altına çok daha kalıcılık yapacağını, çok da geçeceğini düşünmüyorum artık. 33 liralarda zirvesi ne yaptı? Yani 40-45 lira hedef fiyatımız vardı. Dolar TL'yi 40 liraya revize edersek de bu da 50 liralar. Yani 45-50 lira bandında gelecektir. Bu da yine %50'lik bir potansiyel olduğunu gümüşte de gösteriyor. Ben kendim açısından şu an bir yatırımlarımı tekrardan hani sesli düşünerekten, bu hani akışta yoktu, hani bunun notunu almamıştım ama şu an verileri karşılaştırdığımda baktığımda kendim gram altında %40'lık, gram gümüşte %50'lik bir potansiyel görüyorum. Gümüş altına nazaran daha enflasyonist bir yapıda, o zaman ben gümüşten ziyade altına geçmeyi daha mantıklı buldum. %40'lık bir potansiyel varsa, hani altın bence daha verimli olacaktır diye düşünüyorum gümüşe nazaran. Şu an hani böyle bir fikrimi yorumladığımda, ama tabii ben topladım yani 27 dolarlardan falan da gümüş aldım. Bir 28.80'e geçsin. Bakalım bir görelim. Belki oradan yatırımlarımı ufak ufak altına dönüştürürüm. Birinde %40'lık bir potansiyel var, diğerinde %50'lik bir potansiyel var. O %10 için gümüşün riskini almaya çok değer bulamadım açıkçası. Ama tabii veriler ne gösterir bilinmez. Portföy hareketlerini ben anlık bir anda yapmaya çok desteklemiyorum. Şimdi devam edelim. Son olarak başımızın belası Borsa İstanbul. Borsa İstanbul 9.982'de. Yani kötü. Türkiye ekonomisi şu an kötüye gidiyor. Dolar bazlı olarak zaten yükseklerdeyiz aslında. 10.045 seviyesi üzerinde kapanış gelmeden herhangi bir döndü diyemeyiz. Aşağı yönlü baskı devam eder. Eze eze gidiyor. Yani yükseliyormuş gibi yapıyor ama eze eze gidiyor. Yükselse bile eziyor. Yani 10.045'in üstünde gitse bile büyük ihtimal mesela 10.200 olsun. Çoğu hisse 11.400 seviyesinden daha alt noktalarda olacaktır. Eze eze gidiyor Borsa İstanbul. Bunun haricinde dediğim gibi 10.045 kısa vadeli bir direnç. Buranın üzerine geçmeden olumlu yönde bir şey konuşulmaz. Dolar bazlı olarak baktığımızda da şu an 297 dolar seviyesinde. 390 üzerinde kapanış yapmadan trend aşağı yönlü. Yani aşağı yönlü gideriz. 309 önemli bir direnç. Buranın üzerine atmalıyız. Aşağıda da bir yükselen trendi var. 282'ye geliyor. Buranın dip olacağını ben düşünüyorum. Yani 282'nin de altına gidersek artık farklı seviyeler konuşuruz. Dolar hani şu an zaten TL bazlı grafik kötü. Ama dolar bazlı grafiğinde kötü olması 282 ve aşağısında olacaktır. Bu yüzden de bunlara da bir bakıyoruz. Bunun haricinde yıl sonuna kadar %20'lik bir doların artması bekleniyor.
Şimdi %20'lik yani 40 liralara gelirse diye düşünüyorum. Borsa bu seviyelerde olursa ve %20'lik bir düşüş olursa 250 dolarlara falan geliyor. Oralar alım için bence güzel noktalar olabilir. Borsaya tekrar girmek için. Ama benim yatırımlarım var. Bozmayı da düşünmüyorum. Yani öyle topladığım uzun vadeli var. Yani ben bunları ne zaman satmayı planlıyorum? Dediğim gibi Nisan-Mayıs 2025'te satmayı planlıyordum. Bakalım göreceğiz. Zaten ben baktığım zaman altında da gümüşte de altında yatırımım yok gerçi şu an gümüşte var ama Bitcoin'de de hepsinde Nisan 2025'te çıkmayı düşünüyorum. Sonra bakarız. Yaz olsun bir ayıya girelim çıkmayı düşünüyorum diye biliyorum. Böyle düşünüyorum. İstediğiniz için teşekkür ederim. Videonun sonuna kadar izlediyseniz benim için çok önemli bir şey bu. Burada bir yani sevdiğim bir işi yapıyorum. Ve buradan da bir beğeninizi alırsam bu beni çok mutlu ediyor videolarımın beğenilmesi. Eksik bulduğunuz ya da şu şöyle kötü olmuş gibi dediğiniz yerler varsa da lütfen yorumlarda belirtin. Ben bu kanalı ilerletmek istiyorum. Daha güzel yerlere gidelim. Burada ben uçacak kaçacak gibi yorumlar yapmıyorum. Böyle bir şey de yapmak istemiyorum. Bunun bir vebali var. Burada yaptığımız haberleri, başka analistleri görüşlerini paylaşarak ortak bir fikir bulmaya çalışıyoruz. Başka kanallarda genelde herkes kendi fikirlerini söylüyor ama ben kendi fikirlerimin yanında başkalarının fikirlerini de takip ettiğim insanların fikirlerini de hani saygı duyduğum, değer verdiğim insanların fikirlerini de paylaşmaya özen gösteriyorum. Çünkü ben de genelde bu insanların fikirlerinden etkilenebiliyorum. Ben her zaman ne diyorum? Aklınızı kiraya vermeyin. Ben de aklımı kiraya vermediğim gibi ama başka insanların fikirlerini de kendi aklımla birleştirerekten kendi fikrimi oluşturuyorum. Beğenmeyi, yorum atmayı dediğim gibi ve abone olmayı unutmayın. Açıklamalarda bu kampanyaların linklerini de paylaşıyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.